Yarın Cumhuriyet Bayramı. Tekrar kutlu olsun. Son yıllarda hutbelerde Atatürk'ten bahsetmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı bu Cumhuriyet Bayramı arefesinde de tutumunu sürdürdü. Bu cuma hutbesinde ne Cumhuriyeti ne de Büyük Önder Atatürk'ü andı. Yerine anayasada değişiklik yapılması planlanan aile kavramına geniş yer verildi. Yüce Rabbimiz bizleri kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Gönüllerimiz inşiraha kavuşsun diye bize aile olmayı bahşetmiştir. Bu sözlerle başladı cuma hutbesi. Devamında da ailenin önemine vurgu yapıldı. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. Ancak ne Cumhuriyet Bayramı'nın ne de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen Cuma gününde tüm camilerden okunacak hutbeyi hazırladı. Önceki resmi bayramlardaki tutumunu burada da devam ettirdi. Cumhuriyet ve kurucusu Atatürk'e yer verilmedi. Onun yerine anayasa değişikliğiyle güvence altına alınması planlanan aile kurumuna vurgu yapıldı. Aile olmak, kadın ve erkeğin meşru nikahla bir yuva kurmasıdır. Aile kurumuna yönelik fıtrata aykırı her türlü tahribatın hızla yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan teklif anayasanın 41. maddesinde değişiklik öngörüyor. Evlilik birliği için kadın ve erkek arasında kurulur tanımlaması getiriliyor. Diyanet, geçtiğimiz 29 Ekim Cuma gününe denk gelince hutbede Cumhuriyet Bayramı'na yer vermiş, Atatürk'ü ise anmamıştı. Daha sonra yayınlanan kutlama mesajında ise Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz denilmişti. ...2003'ün Mart'ı ile 2010'un Kasım'ı arasında görev yapan Ali Bardakoğlu döneminde hutbelerde Atatürk anılıyordu. 2010'da göreve gelen Mehmet Görmez'le birlikte ise Büyük Önder'e hutbelerde yer verilmemeye başlandı. Sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir toplum ancak meşru nikahla kadın ve erkeğin kurduğu aile ile mümkündür. Kamudan istifa eden hekimlerin tekrar kamu sağlık sistemine dönmesi ile ilgili olarak malum Sağlık Bakanlığı ciddi adımlar atmıştı ve bu adımlardan da olumlu sonuçlar alındığı söylenmişti. Bu konuda dolaylı başka bir konuya ilişkin açıklama var. Yurt dışına giden hekimler. Yurt dışına giden hekim sayısında ciddi manada azalış olduğu iddia ediliyor. Sağlık çalışanları, başta hekimlerimiz olmak üzere kamuya çok ciddi manada bir dönüşleri durumu söz konusu. Dolar ve euronun değer kazanması sonrası Avrupa ülkelerinde yaşanan doktor açığını Türk doktorlar doldurdu. Son yıllarda binlerce doktor Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitti. Kırşehir'de konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Avrupa'ya giden doktor sayısında azalış yaşandığını söyledi. Kamudan istifa edip özele geçen, kamudan istifa edip özel muayenehane açan, kamudan istifa edip Avrupa'ya yurt dışına giden hekim arkadaşlarımız vardı. Bunların önemli bir kesimi kamuya tekrardan dönüş açısından kamuya Sağlık Bakanı'na başvurularını yaptı. Yurt dışına gitmişlerdi de çok ciddi manada bir azalış söz konusu. Bastırmışlar.